Şimdi bahsettik lisanslama için müracaat edecek yatırımcılarımız diye. Burada temelde iki tane kriterimiz var. Birincisi yüksek gelir veya servete sahip olması gerekiyor yatırımcımızın. Kriterimiz bellidir. Son iki yıl içerisinde gayri safi geliri 200 bin lira veya üzerinde olması veya şahsi servetinin toplamının 1 milyon liranın üzerinde olması gerekiyor. Burada oturduğu ev, işte sigorta, yaptırdığı sigortadan kaynaklanan haklar falan bu tür şeyleri dikkate almıyoruz biz doğal olarak. Sadece üzerinde kayıtlı olan şahsi servetten bahsediyoruz. Eğer bu kriter içerisine girmiyorsa yatırımcı, o zaman tecrübeli yatırımcı kriterimiz var. Orada işte değişik, işte burada mesela finansal kuruluşlarda çalışan, çalışma tecrübesine sahip yatırımcılar ya da belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerde üst düzey yönetici olan yatırımcılar veyahut da kurulu olan işte bu BKY ağların birinde en az bir yıl süre üyeliği olan müracaat sırasında halka açık olmayan en az 3 şirkette ortaklığı bulunan, yani bizim 26. maddemizdeki kriterlere uygun bir şekilde ve veyahut da işte kuluçka merkezlerinde veyahut da teknoloji geliştirme merkezlerinde başlangıç veya büyüme aşamasında en az 3 şirketten her birinden 20 bin TL sermaye koyan gerçek kişilerden bahsediyoruz. Burada bunlar veya diye düşünmek lazım. Yani hepsini beraber aramıyoruz. Herhangi birini gerçekleştiren yatırımcı burada lisans almaya hak kazanmış olacak. Peki bir de şeyimiz var. Dedik bizim bu esas amacımız bu kurumsallaşmış güçlü bir şey oluşturmak. Mesela katılım sermayesi piyasası oluşturmak. Nasıl yapacağız bunu? Tabii ki bütün dünyadaki uygulamalara baktığımızda bu işin ağlar üzerinden yapıldığını görüyoruz. Yani bir kimse ben yatırımcıyım deyip gidip de kapı kapı girişimci aramıyor. Bunlar bir araya geliyorlar. Informal ya da formal yapılar oluşturuyorlar. Bu yapılar kendi web siteleri var, adresleri var ve girişimciler buralara müracaat edebiliyorlar. Bu müracaatlarını değerlendiriyor. Bir due diligence sürecinden sonra karar veriliyor. O zaman bizde de bunun benzeri bir yapılanmanın desteklenmesi gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman bizde de işte şu anda işte Kiryatsu yeni kuruldu zannedersem, Galata gibi işte pek çok şey var, yerel ağ var. Bunların daha fazla sayısının artması gerekiyor. Bu aynı zamanda belli bir davranış kültürün, etik kodların yaygınlaşmasını, görünürlüğün, bu yatırımcının işte visibility'sinin, görünürlüğünün artmasını sağlayacak. Dolayısıyla biz özellikle bu ağların da bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki yaptığımız destek nedir? Aslında maddi bir destek veremiyoruz. Yani parası anlamda. Ama biz kamu olarak bu tür yerel ağları muhatap alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Onu izah edelim. Şimdi az önce bahsettim. Normalde işte bir yatırımcı yatırım yaptığı zaman doğrudan bize gelebilecek bir yıllık süreç içerisinde. Destekten yararlanmak üzere. Ama yıl sonundan itibaren, bu yılın sonundan itibaren, önümüzdeki yıl başına itibaren hayır diyoruz biz. Bundan sonra sen bir ağın üyesi olman lazım ve o ağ üzerinden bize müracaatlarını göndermen lazım. Dolayısıyla bir şekilde bu yatırımcıların bir araya gelip bir ağ kurmaları gerekiyor. Ve bu ağlarla aramızda bir protokol yapacağız biz. Bu belgelerin gönderilmesi, aynı zamanda işte 6 aylık ya da yıllık süreçlerde kısa fakat işte bizim için anlamı olan İşte bu verilerin değerlenip gönderilmesi, hep beraber belki toplantılar yapacağız ileride, sektörün sorunlarının ortaya konulması açısından. Dolayısıyla bir işbirliği öngörüyoruz biz. Aynı zamanda muhatap almayı düşünüyoruz bu ağları. Bunu yaparken de bir akreditasyon mekanizması düşündük. Buradaki amacımız işte izah ettiğimiz gibi BKY'lar ile yapıcı bir işbirliği. Bu yapıcı işbirliğinden kastımız da bahsettiğim gibi bu yasal süreç içerisinde muhatap alınması ve beraber süreçler içerisinde ortaklaşa hareket edilmesi. Akreditasyon kriterlerimiz, burada 5 kriterimiz var temel olarak. Çok fazla, hani bazı arkadaşlar eleştirirler ya, biraz light olmuş bu kriterler diye. Zannedersin Burak Bey de onların arasındaydı, biraz light olmuş diye söylemişti. Ama takdir edersiniz ki şu anda henüz geçiş aşamasındayız. Bu da bir yönetmeliktir. Bu aşamada çok fazla sıkmak istemiyoruz. Yani bir oluşmasını, öncelikli bağların kurulmasını istiyoruz. Bu kriterlerimiz, işte fiziki bir mekana sahip olması. Ne demek? İşte bir herhangi bir kiralık veya kendisine ait bir mekan olması gerekiyor bu şeyin.
yapanın informal olabilir, formal de olabilir. Bizim için çok da önemli değil ama bir ortaya bir araya gelmiş bir yatırımcılar grubundan bahsediyoruz biz. İkincisi burada işte bu due diligence dediğimiz süreci ya da işte sekreteriye hizmetlerini yapacak en az lisans, yüksek lisans, üniversite lisans mezunu en az bir kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz. Aynı şekilde en az 5 tane üyesi olacak ve bu toplamda da en az 5 girişim şirketinin ortaklığı olacak bu üyelerin. BKI'nin bir bu ağın aynı zamanda işlevsel bir internet sayfası, veri tabanı olması ve bizimle de bir protokol imzalaması. Yani şeylerimiz bunlar akreditasyon için. Yani bu ilk dördünü yerine getirdiyse artık biz uygun görüyoruz ve bir protokol imzalayıp onları akredite etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu akredite ağlar üzerinden biz bütün bu bahsettiğim destek şeylerini, süreçlerini beraber götüreceğiz.